Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Survival'ın 4. bölümü. Birlikte Minecraft'ta kaldığımız yere devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümünde, yani Minecraft'ın bu bölümünde şuraya birileri, yani tarla yapacağız. Öncelikle arkadaşlar tarla yapımında biliyorsunuz çit çok önemli. Çiti nasıl yaparsınız hemen size göstereyim. Malzemelerimiz tahtalar. Ne kadar yapacağız? Bir dakika şöyle. 5 tane yeter herhalde bize. 5 tane yetecektir. Şu şekilde çiti yapmış oluyorsunuz. Hangi renk gene tahtanın rengi kahverengi. Çitin rengi de kahverengi oluyor bu durumda. 15 tane alacak. 15 tane verecektir. Bize 15 tane yeter mi? Bilmiyorum. Gene de biz 3 tane daha yapalım. Yani her ihtimale karşı belki yetmez diye. Hala yetmeyebilir. Gene de devam ediyorum. Tarlayı yapma sebebim arkadaşlar, yani artık hayvan bulamayabiliriz. Yani evi de kaybetmek istemiyorum. Yakınlarda bir yerde hayvan yok. Ara sıra bazen tavuk olur ama tavuk da nereye kadar? Onun için artık yani kendi yiyeceğimizi kendimiz yapalım. Kendimiz yiyelim, kendimiz biçip yiyelim. Onun için düşünüyorum, böyle yapmayı düşündüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Ama öncelikle bir eve gidip şey yapmam gerekiyor benim. Hemen şu şekilde ayrından yapacağım. Kürek lazım bana. Bir de tabii ki neydi? Kova. Kova lazım su için. Kovayı da bu şekilde 3 ayrını çaprazlama koyarsanız bir kova elde ediyorsunuz. Bir de şimdilik ben bir kova daha yapacağım. Şimdilik bana iki kova yetecektir. Burada zaten şuralarda aşağıda arkadaşlar bu arada chest odası yaptım. Bakın şöyle görebilirsiniz, aşağı doğru inelim bir dakika. Burası artık yani buraya bir chest odası yaptım. Duvarları falan taşlarla kapladım. Şuradan şunları alacağım arkadaşlar. Şu havucu da ekebiliyoruz diye biliyordum. Herhalde şunları ekebiliyoruz, şunları da alayım. Hemen devam ediyorum, çıkacağım. Bir de çapa için kullanılan bir alet vardı, hemen onu da yapacağım. Hemen stick, iki stick arkadaşlar böyle üst üste koyduğunuz zaman iron'ı da 3 şekilde gene iki şekilde bu şekilde, yani şöyle yaparsanız kazma olur. Bunun bir eksiğini yaparsanız tabii ki çapa malzemesi olur. Hemen kovanın yerine koyalım şunu. Bize bir de küreği neden yaptım? Küreği çim için. Şuradan çim alacağım. Nerede alayım? Şurayı. Hemen şurayı ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi yapacağım yeri zombi var. Bir dakika. Bir yerde zombi var ama. Nerede? Neyse onu boş verin siz. 26 tane bize şimdilik yeter. Şuraya yapacağım. Şunlardan ekin çıkıyor bunlardan. Neyse. Şimdi öncelikle şunları şöyle yapalım. Nasıl yapıyorduk öncelikle onu bir öğrenin. Şöyle aralarla boşluklu bir şekilde yapıyorduk. Aralara zaten su gelecek. Şurayı hemen çitlerle kaplayayım. Bir dakika. Şöyle. Böyle miydi? Yok hayır pardon, yanlış yaptık. Yanlış oldu pardon. Özür dilerim. Hemen şu şekilde. Şu ağaçlardan dolayı biraz sıkıntı olacak ama hemen şunu bir şunları şöyle bir alayım da. Bu ağaçları buradan zaten kaldıracağım. Tabi zombi hırlıyor ama nerede olduğunu bir bulsam. Şurada herhalde. Gel. Tamamdır. Burada da maden falan var ama buralara pek önemli değil. Zaten madenim yeterince var. Zaten maden dedim, kömür. Neredeydi? Evet tamam. Hemen şurayı daha çevirelim. Şu şekilde. Gel şurası bir dakika. Şunu yanlış yaptım. Tamamdır. Şundan mı yanlış yaptım? Bir dakika ya, yanlış oldu. Pardon. Şu şekilde mi yapıyorduk biz bunu?
bir dakika dur bakalım. Şöyle miydi yoksa? Aynen bu şekilde, bir dakika. Tamamdır. Yetmeyecek herhalde. Yine de biz bakayım. Eğer yeterse duruma göre. Şu şekilde şuraya devam ediyorum. Şuraya su koyacağım için buraları es geçiyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Çit yetmedi. Hemen devam edeyim. Çit alıp geleyim. Evden yani yapıp geleceğim. Kapı açık dursun şimdilik. Sıkıntı olmaz. Çit hemen 2 tane. Hatta 3'er tane tekrar yapayım da ben. Gerçi 3'er tane olmuyor. Tamam. Tamamdır. 3 tane yeter zaten. Bir yer boşluk kalmıştı. 1-2 yer boşluk kalmıştı. Hemen orayı hallederim. Şunu şuraya koyayım. Şu şekilde arkadaşlar çiftliğinizi oluşturabiliyorsunuz. İçine hayvan girmemesi için de. Yani içine hayvan girmez zaten de. Şimdi öncelikle su lazım. Su da neredeydi? Kovayla. Kova yardımıyla. Bir dakika şunu alayım. Şunu yerine koyayım onu da. Tamamdır. Kovadan zaten yakınlarımızda su olduğu için sıkıntı yok. Şurada arkadaşlar böyle bu şekilde yol yapacağım demiştim size ben. Köprü gibi yapacağım demiştim. Yanımızda bir havuz gibi bir şey yapsak iyi olacak. Çünkü böyle yani sürekli her su ihtiyacımız olduğunda buralara gitmemiz hiç gerek yok. Şuraya bir yere su gibi bir şey yaparım birazdan. Şimdi birazdan tekrar gideceğim. Hemen neredeydi o? Yok, evet, nereye gidiyorum? Dur. Şimdi küçük arkadaşlar, büyüteceğim bunu. Şimdi dur bakalım. Bir dakika. Şu şekilde şuraya koysam suyun birini. Evet, bir. İki. Şuraya bir tane daha su lazım. Gerçi ya şuraya bir dakika. Bir dakika. Videoda görmüştüm. İnternette yazıyordu. Yakılır. İnternette. Şu şekilde hemen şuraya gideyim. Nasıl yapıyorlar onu? Bir dakika dur bakalım. Şuraya yapsam iyi olur. Bunun için taş lazım. Şu şekilde. Şöyle miydi? Evet, şu şekilde. Suyun birini şuraya, birini de buraya koyduğun zaman su burada hiç bitmiyordu. Evet. Böyle dursun. Onu geri oradan zaten kaldıracağım. Hemen gidip tekrar alayım. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şu an biraz şuraları tam yön vermek istiyorum. Böyle dalgalı bir şekilde olmaz. Nasıl olur? Dur, tamam. Akşam oluyor. Yavaş yavaş herhalde. Evet, gün batıyor mu? Evet, gün batıyor. Şuraları tam yapalım. Şimdi eve gideyim, ben bir uyuyayım arkadaşlar. Uyuduktan sonra da, ama gerçi bir dakika. Uyuduktan sonra sizlere geri döneceğim. Öncelikle şunu bir halledeyim. Ondan sonra uyumaya gideceğim. Tamam. Yanlış yere koymamam lazım, yoksa her yeri sular altında bırakabilirim. Bir dakika. Son kez bir kere daha koyayım şuraya da. Nasıl oldu? Bir dakika dur ya. Arkadaş şuraya niye koy? Lan oğlum, yanlış koyuyormuşum sabahtan beri. Bir dakika. Tamam. Şöyle koyacağım. Allah Allah. Tamam. Biraz acemiyim. Oğlum, su nereye gitti? Tamam. Şöyle de koyayım da. Su seviyesini yükseltiyorum. Su seviyesi hepsinde eşit olsun diye. Eşit, yani bir düzensizlik olmasın diye. Büyüttüm. Neyse, şimdi hemen yatayım. Niye bilmiyorum. Tamam. Hemen bu geceyi de atlatalım. Tarlayı halledeyim. Ondan sonra da ekin yetiştireceğim. Yani artık yani etle arkadaşlar bir yere kadar. Yani etle aslında ben sürekli et yerim ama hayvanlar azalabilir. Yani şey hakkında diyorum. Şöyle şey olabilir. Yani hayvanların bazıları, yani burada hayvanların olmama olasılığı yüksek. Tamam. Şimdi arkadaşlar, elimde gördüğünüz çapa aletiyle
Saatlik yaparak buraları şu şekilde ekebildiğiniz kadar, işte ne kadar ekecekseniz size bağlı. Şu şekilde hem sulanmış oluyor. Sizin sulamanıza zaten hiçbir gerek yok. Şuradan devam edeyim. Buraya havuç ekebiliyor muyduk? Ben onu merak ediyorum. Bir dakika. Dört tane. Tamamdır. Bir dakika dur bakalım. Şunu ekebiliyor muyuz buraya? Bir deneyim mi gene? Nerede? Evet, ektim. Şunu ekebiliyor muyduk? Bakayım. Yok, bunu ekemiyoruz. Yok, bunu ekemiyoruz. Tamam. Dursun burada. Şu anlık iyi. Şunu tekrardan nasıl bozabilirim? Şöyle yapsam bozulur mu? Neyse, tamam, dursun da. Tarlayı yani geçici, yani küçük bir tarlayı daha ileride büyüteceğim. Belki yerine değiştirebilirim. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yani gördüğünüz şekilde. Çitleri doğru yaptığımı düşünüyorum. İnşallah da doğrudur. Chia sadece çit kullandım. Çit yapmak için tabii tahta ve stick kullandım. Bildiğiniz şunun çimlerden kullandım. Sonra tabii ki size gerekli olan şunlardan da çıkıyor bakın. Hemen orayı da tamamlayayım. Ekinlerin büyümeye başladı bile. Buraya patates de ekebiliriz. Patatesimiz eğer olursa. Hatta benim var dedi. Gidip bakayım. Şunu şuradan kaldıracağım. Çünkü yeri iyi değil. Ne oldu? Bir dakika. Arkada bir ses var. Arka fondan bir ses geldi de kusura bakmayın. Bende patates olması gerekiyordu ama. Şu altta da şey var. Altta da alt bölümde de tabii chestler var. Size demiştim zaten. Chest odası bu şekilde. Şuraya meşale ekledim çünkü akşam olunca zombiler evi bastığı için akşam tabi karanlık yerlere basıyor biliyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Şuna git bakayım ya. Bunu mürekkep balından düşmüştü. Bu mürekkep balından düşmüştü. Buralarda elbette tabii ki bir şey yok. Şu kar topu var burada. Patates göremiyorum. Neyse. Şunu deneyeceğim. Bir de arkadaşlar olacak mı diye bunu merak ediyorum. Bu mürekkep balından düştü. Bunu şeker miydi? Kitap yapmak için mi kullanıyor? Bunu bir şey için kullanıyorlardı ama tam bilmiyorum. Hemen şöyle bir deneyeyim. Bu niye olmuyor? Evet, olmuyor. Sudan dolayı mı olmuyor acaba? Susuzluktan dolayı mı olmuyor? Bilmiyorum ama bir dakika deneyeyim. Şu kovayı şuraya alayım da. Dur. Tamam. Şunlardan büyüsün arkadaş. Neyse onlar büyüsün. Ben bunu sonra denerim. Bu zaten ne oldu? Ne ki bu? Bu başka bir şey ama INK yazıyor ama kitapla kullanılan bir şey. Mürekkep de olabilir bu. Renk yani mürekkep gibi bir şey de olabilir. Şunu şuradan kaldıracağım. Gerektiği zaman tekrar yaparım. Çünkü yeri kötü. Tamam. Şunu kurayım şuradan da. Taşları. Size arkadaşlar önceki bölümde texture pack'ten bahsetmiştim. Bu bölümde biraz bahsedeyim. Texture pack kullanabilirim. 5. bölümden sonra. Belki 5. bölümü texture pack ile çekebilirim. 5. bölümü texture pack ile çekmeyi düşünüyorum. Yani bundan sonraki bölümü. İnşallah siz de desteklersiniz. 5. bölüm texture pack ile gelebilir. Haberiniz olsun. Yani %70-80 ihtimalle gelecektir. Yani texture pack ile gelecektir. Yani çok güzel bulduğum bir texture pack var. Onu kullanacağım. Eğer merak ederseniz de aşağıda size yazarım. Bu videonun değil, gelecek olan videonun. Yorumlarını yazarım. Yorumlarını diyorum. Açıklama kısmına size veririm. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Şu an bilmiyorum. Daha yüklemedim. Şu an araştırıyorum ben nasıl, güzel mi diye bakacağım işte. Daha girmedim. Deneyeceğim ağaçlarına falan. Tahtaların renklerine, tahtasına falan bakacağım. Eğer öyle hoşuma giderse de tabii ki texture pack'i kullanacağım. Bizim başka yapacağım arkadaşlar. Size şurayı göstereyim. Burayı tam görmediniz. Geçti dur nereydi? Şu tarafı. Size hemen bu tarafı göstereyim. Buraları zaten gördünüz. Buraları beraber yaptık. Eklediğim şeyler arkadaşlar videoya. Video dışındaki eklediğim şeyler. Meşale ekledim buralara. Ardından buraya bir yol ekledim. Size şöyle bir şey yapacağım. Şuralara şuradan üçlü boşluğu bilerek bıraktım. Bir dakika dur, bende şey var değil mi? Çit vardı. Evet, bunu da bildiğim iyi oldu. Bir dakika. İşte.
Şurayı bilerek 3 boşluk bıraktım arkadaşlar. Buradan bir yol yapacağım. Ray döşeceğim. Evden sürekli yani buraya kadar gelmemize hiç gerek kalmayacak. Ray vagon bir şekilde, raylı vagon bir şekilde geleceğiz. Belki madene de koyabilirim, hiç bilmiyorum. Yani buraya bir yol yapacağız. Şu şekilde şuradan ineceğiz aşağı doğru. Buralara artık hiç gelmemize hiç gerek kalmayacak. Şu şekilde şuraları biraz ağaç keseyim, biraz odun keseyim. Hemen şuraya gideyim. Bu ağaçların tahtaları bildiğiniz gibi farklı. Şu şekilde devam edeyim odun kesmeye de. Bunlar lazım olacak ileride. Akşam mı oluyor? Daha ok yapacağız, avcılığa çıkacağız. Zombi avına diyorum yani. Bir de cehennem yeri denen bir yer var, oraya gideceğiz ama onu yapmak biraz zor. Çünkü onun taşı çok değişik bir taş. Alevle suyu birbirine çarpınca oluşan bir taş. Onu nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz. Aklımda arkadaşlar güzel projeler var. Bir ağaç ev yapma projesi de var büyük bir. Buralara yol yapma var. Yol yapacağım. Zombilerle savaşma var. Evi zaten büyüttük. Evin ikinci katında yapacağım. Şu tekstür peki eğer diğer videoda gelirse onu halledeceğim. Şu şeyi bakayım ben. Madenim var mıydı benim şuralarda? Yokmuş. Bakayım. 64'lük yanımda var mı? Yanımda da yok. Odun toplamışım video dışındayken bayağı. Meşaleler falan. Kömürler bayağı zaten fazla. Etler görmüş olduğunuz gibi. Yani şunu bir dakika. Şu bende pişmeyen bir et var, onu bir pişireyim. Şurada zaten şu gereksiz eşyaları hemen şurada. Şuraya koyayım da yani gerek yani yanında durmasın. Şunlar gerekli ama şimdilik birazdan zaten videoyu bitireceğim. Biraz kısa bir video oldu, kusura bakmayın. Gerçi diğer video zaten 33 dakika olduğu için siz bunu kısa olarak algılarsınız. Şunları şuraya koyayım. Bunların pek bir geri alacağını düşünmüyorum. Stikler dursun yanında. Geç stikler diyorum, bir tane stik var. Bunları ok dursun. Geç oku da koyayım. Bunlar zaten gitmesi lazım buradan. Şunun üzerine ekleyeyim. Tamam. Şu şekilde yemeğim böyle dursun. Meşalem var. Tamamdır. Son kez tarlayı size göstereyim, sonra ben videoyu bitireceğim. Güneşlerde. Güneşte batacak birazdan. Görmüş olduğunuz gibi ekinlerim şu biraz daha büyüsün. Biraz daha büyüsünler. Ben diğer videoda zaten 5. bölümde tekstür pekli bir şekilde bunları alacağım. Sizlere de göstereceğim. Tekstür pekini yani inceleyeceksiniz. Beraber hepimiz inceleyeceğiz. Ben de inceleyeceğim. Ben incelemiş olacağım ama size gene size de yani incelemeniz için malzemeleri göstereceğim. Yani nasıl, neyin nasıl olduğunu göstereceğim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Minecraft serisinin 4. bölümü de burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.